Ankilozan spondilit özellikle omurga ve sakroiliyak eklemlerini tutan iltihaplı romatizmal bir hastalıktır. Omurga dışında en çok kalça ve omuz eklemlerini tutar. Hastalık erkeklerde 3 kat daha fazla görülmekte olup ortalama 20-40 yaşları arasında başlamaktadır. Hastalığın başlangıç belirtileri sabahları bel ağrısı ve bel tutukluğu, omurga hareketlerinde kısıtlılık ve kalça ağrısıdır. Özellikle sabaha karşı ya da sabahları bel ağrısı çekenler mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına muayene olmalıdır. Teşhis ve muayene ile röntgen ile konur. Bel ve kalça arasındaki sakroiliyak eklemin tutulması ankilozan spondilit tanısı için şarttır. Ankilozan spondilit tanısında kan tahlilleri şart değildir. Ancak hem hastalığın şiddetini görmek hem de başka hastalıkları dışlamak için bu tahlilleri yapmak gereklidir. Ankilozan spondilit genetik bir hastalık mıdır? Ankilozan spondilitin nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak HLA-B27 geni pozitif olanlarda hastalık hem daha fazla oranda görülüyor hem de daha şiddetli seyrediyor. Ankilozan spondilitin diğer belirtileri bel ve kalça ağrısı dışında topuk ağrısı, göğüs ağrısı, yorgunluk, ateş, gece terlemesi olabilmektedir. Hastalık ilerlerse omurgada kamburluk, boyun ve bel hareketlerinde kısıtlanma, yürüme güçlüğü, nefes darlığı, kemik erimesi görülebilmektedir.